Türkiye bugün 4 evladını daha toprağa verdi. Diyarbakır ve Van'da yapılan operasyonlarda şehit olan ikisi polis, ikisi asker, 4 güvenlik görevlisi Diyarbakır, Hatay, Malatya ve İstanbul'da toprağa verildi. Tam 41 gün oldu. Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde operasyonlar sürüyor. Sokak çatışmaları sırasında güvenlik güçlerimizden kayıplar da yaşanmaya devam ediyor. Son 24 saat içerisinde ikisi polis, ikisi asker olmak üzere 4 güvenlik görevlimiz daha şehit oldu. Şehitlerden jandarma subay kıdemli çavuş Metin Kıldiş ile jandarma uzman çavuş Nazmi Ayıldız için Diyarbakır Asker Hastanesi'nde tören düzenlendi. Göreve başlamıştır. Askerlerden ailesi Bursa'da yaşayan uzman çavuş Nazmi Ayıldız'ın cenazesi vasiyeti üzerine memleketi olan Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde defnedildi. Jandarma subay kıdemli çavuş Metin Kıldiş ise memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Malatya ve İstanbul'da şehit acısının yaşandığı kentlerdi. Özel Harekat Polisi Buhari Alçelik Malatya'dan uğurlandı. Buhari yeter! Vay! 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 Alçelik'in ailesi Türkçe ve Kürtçe ağıtlar yakarken meslektaşları da gözyaşlarını tutamadı. Canım sevgilim. Canım sevgilim, güle güle git. Kardeşin sağ olsun. Kardeşi sağ olsun. Baba, nerede araban? Baba ocağında alınan helalliğin ardından şehidin naaşı kortej eşliğinde şehir mezarlığına götürülerek ikindi namazının ardından toprağa verildi. Ve İstanbul, Van'daki terör operasyonu sırasında şehit olan Özel Harekat Polisi Önder Ertaş için Eyüp Sultan Camii'nde tören düzenlendi. Ertaş'ın naaşı öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Polis Şehitliği'ne defnedildi.